Halbuki biz vehim duygumuzla ne yapıyoruz? Dünyada ebedi yaşayacağımızı vehmediyoruz. Böyle bir vehim duygusu var. Peki vehim duygumuz olmasa ne yaparız biz insanlar olarak? Mesela vehim duygusu yok. Şu an niye buradasınız? Herhalde bir şeyler öğrenmek için buradasınız. Öğrendikleriniz ne işe yarayacak? Belki inancınızla ilgili daha güzel deliller bulacaksınız. Sonra ebedi bir hayat yaşama adına bir altyapı oluşturacaksınız muhtemelen böyle değil mi? Ya da merak ettiniz ya bu hayal nasıl bir şey gibi. Peki dünyevi olarak düşünsek, çocuklar sabahleyin kalkıp okula gidiyor. Niçin? İşte ileride bir iş imkanımız olsun, şu olsun, bu olsun diye. Peki hepimizin yarın ölme ihtimali mümkün müdür? Mümkündür. Hepimizin bir saniye sonrasına hükmedemeyeceğimiz ya da yaşayıp yaşamama konusunda bir karar olduğumuz, o içi kurtlu olan direk her an yıkılabilme imkan ve ihtimali varsa, o zaman dünyevi hiçbir şey için çalışmamamız lazım. Ne dersiniz? Ama vahimeyle beraber ne düşünüyoruz? 80 yaşında adam diyor ki ya şurada bir tane ev yapacağım. O evi yaptıran ne? Kuvve-i vahimesi onun. Öbür türlü olmasa dünyada düzen denen bir şey kalmaz. İnsanların hırslarına bakın, ihtiraslarına bakın, ideallerine bakın, hayallerine bakın. Özellikle dünya hayatının yürüyüp devam edebilmesi kuvve-i vahimemizle mümkün, aksi takdirde mümkün değil.